Merhaba arkadaşlar. Grasshopper eğitim serisine hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden Point 2'den devam edeceğiz. Yani buraya vektörlere gelelim. Point. Şurayı anlatmıştık bir önceki videoda. Şimdi Closest Point'ten başlayıp Short Point'e kadar olan şu kısmı anlatacağım. Öncelikle Closest Point'ten başlayalım. Başlamadan önce bir grid sistemi oluşturalım. Daha iyi anlatırım. Şöyle gelelim. Vektörler. Şurada gridlerimiz var. Biz burada bugün square grid, kareli grid kullanacağız. Şöyle number slider alalım. Sıfırdan başlasın. 30'a kadar alalım. Şöyle size'ımız 15 yapalım. Yani her bir alanın büyüklüğü. Bunu alıp kopyalayalım. Bir tane daha kopyalayalım. Bu da XY yönündeki adetleri. Şöyle bize bir grid oluşturdu. XY yönde kaç adet olacağını bize veriyor. Şimdi bunu gizleyelim. Ve buradan bir tane point alıp grid pointlerimizi koyalım. Aslında şöyle düşünün. Biz her bir şu grid pointini alıyoruz. Bu hücrelerle işimiz yok. Hücreleri de kullanmak isterseniz yine burada onlar da var. Bunları kapatalım ve grid pointlerimize şöyle baktığınız üzere 13'erli her birinde 13 adet olmak üzere 18 tane grup var. Yani bu şuradan geliyor. Y yönünde 12 adet gittik. Ve 18 tane grup oluşturdu. X yönünde 18 adet oluşturdu. Bunu flatten yapalım ve düz bir liste haline getirelim. Toplam 247 adet point oluşturmuş. Şimdi yavaştan başlayalım. Vektörlere gelelim. Point, closest point'imizi alalım. Ve buraya gelip parametre bir tane point alalım. Buraya şöyle set multiple point'e şöyle normalde burada herhangi bir point olmasaydı benim dosyamda birkaç tane point var burada. Herhangi bir point olmasaydı bize direkt point çizdirebilecekti. Onun için ben şu an ESC'ye basıyorum. Multiple point'ten şuraya bir tane şuraya ve bir tane de buraya olmak üzere 3 point yerleştirdim. Set multiple point'ten bu 3 point'i alalım. Sağ klik yaptım. Pointlerimizi aldık. Burada yeşil olarak gözüküyor. Bu pointlerimizi buraya bağladık. Ve buraya gelip şuradaki gridlerimizi bağladık. Gridleri bağladıktan sonra şunu görüyorsunuz. Bu pointlere en yakın pointleri seçmiş. Şöyle tıkladığımız üzere şu pointi almış. Buna en yakın bunu almış. Buna en yakın da bunu almış. Curve'e gelelim. Bunları daha iyi görüntülemek için. Bu pointlerden şu pointlere en yakın pointlerine line çizdirelim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Point hareket ettirelim mesela. Bu sefer gitti bu pointi aldı. Şunu hareket ettirelim. Bu sefer gitti. Şu point aldı. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bu closest point'ti. Şimdi close point alalım. Close point'te de adet giriyoruz. Yani bu point'e yakın kaç tane point bize seçsin. Vektöre gelelim. Şöyle closest point'imizi aldık. Şöyle bu point'i bağlayalım. Buraya da şuradaki point ağını bağlayalım. Point cloud. Point cloud'u bağladıktan sonra number slider alalım. Sıfırdan başlasın. 15'e kadar devam etsin. Buraya da number'ı bağlayalım. Şöyle sıfır olduğu için hata verdi. 6 adet dedik. Gördüğünüz üzere şunu bir kapatalım. Şunu da bir kapatalım. Bu point'e en yakın 6 tane point'i seçti. Geldi buraya. Bu point'e en yakın 6 point'i de burada seçti. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yaptı. Şimdi nasıl bir data vermiş? Her bir point için 6 tane point vermiş bize. Peki bunları line yaparsak? Yani bu pointleri şuraya bağlarsak ve line'ları açarsak? İlk başta böyle bir karışık, hani bir hata vermiş gibi duruyor. Hayır, bunu neden yaptı? Şöyle buradaki data setine baktığımız zaman 0, şöyle bir simplify yapalım.
0, 1, 2 olmak üzere pointlerimizi vermiş ve bunların karşılığında 6 adet point vermiş. Ama buraya bağladığımız pointlere baktığımız zaman flatten bir liste, yani tek bir liste şeklinde. Biz bunu graf yaptığımız zaman aslında düzeliyor. Yani her bir point için bu tarafta da karşılığında 6 tane point buluyor ve bunlara line çiziyor. Gelelim. Şöyle hatta line'lara tıklayalım, daha iyi gözüküyor. Mesela bu point'i hareket ettirelim. Gördüğünüz üzere buradaki 6 point tuttu. Şöyle bu point'i buradan şuraya taşıyalım. Buradaki 6 point tuttu. Veya gelelim. Bunu artıralım. 11 tane point'i çıkaralım. Gördüğünüz üzere en yakınındaki 11 tane point'i tuttu. Closest point de bu şekilde. Yani bunu iki türlü kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunları kapatalım. Preview off yapalım. Şunu da kapatalım. Hatta şuradaki grid'leri de kapatabiliriz. Devam edelim. Call duplicate. Call duplicate için şunu açabiliriz. Şurada bir örnek göstereyim size. Hatta şunları da açalım. Şimdi gelelim mesela. Point'imizi almıştık. Bu point'imizi bunun yanına getirelim. Ve şu point'imizi de silelim. Burada iki adet point bıraktık. Şurada hata verdim. Manage diyelim ve burada hata veren point'imizi silelim. Aslında o point'imiz artık yok. Şimdi arkadaşlar bu 11 adet point'e bakalım. Yani bu şu point'e yakın 11 point ve bu point'e yakın 11 point. Şöyle gelelim. Ve diyelim ki yani şunları bir ele aldığımız zaman hatta şu gridleri de kapatalım. Burada normalde 22 tane point olması gerekirken 22 point yok. Şöyle sayalım. 4, 9, 13, 14 tane oldu. 4 de burada 18 tane oldu. Normalde 22 tane point olması gerekirdi ama burada 18 point tutmuş gözüküyor. Aslında öyle değil. Şimdi display'e gelelim. Bir tane point list alalım ve bunu buraya bağlayalım. Size'ını da işte 5 yapalım. Gördüğünüz üzere mor bir grup, siyah bir grup. Ve şurada 3 tane point'in üst üste çakıştığını görüyorsunuz. Normalde 22 tane olacaktı. 22 de bu. Yani 11 burada, 11 burada 22 olacaktı. Üçünün çakıştığını pardon. Artık 11 tane point yok. Yani şey, 3 tane point yok. 18 tane point burada gözüküyor. Biz bunu nasıl engelleriz? Yani çakışanları nasıl siliyoruz? Bu şekilde. Bu point listemizi call duplicate'e bağlayalım. Normalde 11 11'de. Bu listeyi de flatten yapalım. Artık diyelim ki 22 tane point'i tek bir liste yapalım. Çünkü tek bir listenin içinde çakışanları silebilir. Hani farklı listelerde birbiriyle çakışsa hani silmez onu. Ama aynı listenin içinde birbiriyle çakışan point varsa onları siler. Çıkış adetine bakarsanız 18 adet point ve bunu point liste bağladığımız zaman tek bir listenin içinde ve çakışan pointleri silmiş oldu. Bu şekilde call duplicate'i de kullanabilirsiniz. Sırada ne var? Buraya gelelim. Point groups. Bunu da şöyle alalım. Böyle şuraya getirelim. Ve bir de şöyle düşünelim. Mesela şuradaki pointlere bir bakalım. Şuradaki pointlerim var. Evet. Bir tane şey alalım. Point. Set multiple point'le. Pointlerimizi alalım. Şu üstte yaptıklarımızı bir kapatalım. Bu pointlerimizi aldık. Ve buraya bir tane point display point diyelim. Point list koyalım. Evet. Bunların size'ları biraz küçük olmuş. Bunu 10 yapalım. Gördüğünüz üzere şu anda tek bir liste halinde. Point grup şu işe yarar. Belli bir mesafe verirsiniz. O mesafeyi yani birbirine yakınlığı o mesafeyi tutan tüm pointleri aynı grubun içine koyar ve gruplandırır. Yani burada mesela mesafeyi artırdıkça grup sayısı azalır. Çünkü tüm pointler birbirine yaklaşmaya başlar. Ama mesafeyi azaltınca grup sayısı artar ve o kadar çok azaltırsanız her point kendi içinde bir grup olur. Şimdi şöyle bakalım. Number slider alalım. Sıfırdan başlasın.
50'ye kadar devam etsin. Yani 50 milimetre, birbirine yakında 50 milimetreye kadar olan mesafeyi bir kontrol edelim. Distance'a bağlayalım ve buradaki pointlerimizi de point gruba bağlayalım. Şöyle parametrede şöyle bir datalarımıza bir göz atalım. Burada her biri şu anda bir adet. Yani her bir grup kendi içinde bir tane point taşıyor. Çünkü uzaklık sıfır. Bunu artıralım. Böyle artıralım. Artırdıkça hatta şunu biraz da değerini artıralım. Range'ini artıralım. Bunu 200 yapalım. Biraz küçük girmişiz. Mesela 80'lere getirdiğimiz zaman şöyle. Mesela 65 milimetreye getirdiğimiz zaman 4 grup oluşturdu ve grubun birinde 4 point yerleştirdi grubun birine. Bunları görüntüleyelim. Şöyle baktığımız zaman sıfırıncı şu bir grup, bu bir grup. Yani bu ne demek oluyor? Bu iki nokta arasındaki mesafe 65 milimetreden fazla. Şunla şu point arasındaki mesafe de fazla ama bu pointlerin arasındaki mesafe yani birbirlerine en yakın pointler 65 milimetreden daha yakın. Bu point de daha uzak. Örneğin şu point'i alıp buraya yaklaştırdığım zaman şunu bir grup yaptı. Şu üçü bir grup oldu. Şu point'i yaklaştırdığım zaman bu ikisi bir grup oldu. Bu üçü bir grup oldu. Bu şekilde mesafelere göre point'leri gruplandırır. Bazı noktalarda çok işinize yarar. Güzel bir kullanabilirsiniz. Şimdi sırada ne var? Vektörlere gelelim. Point gruptan sonra project point. Project point'i şuraya alalım. Project point şu işe yarar. Bir tane point alırsınız veya birkaç point alırsınız. Ve her point'i hangi vektör yönünde project edeceğini, yani bir vektör belirlersiniz ve point şunu yapar. Point o vektör yönünde hangi objeyi keserse, yani bu bir ışın gibi düşünün. Hangi objeyi keserse o objenin üzerine o point'i yansıtır. Bir intersection alır aslında. Bunun için şurada ufak bir örnek hazırlayacağım şimdi. Şöyle bir üzerinde bir yüzey düşünün. Şurada vektörleri tanımlamak için 4 adet point girdim. Ve tek bir point'te bu şeyi anlatacağım size. Yani bu point'i seçeceğiz. Diyeceğiz ki bu vektör yönünde, şu vektör yönünde, şu vektör yönünde ve bu vektör yönünde üstteki yüzeye bu pointleri project edelim. Şimdi gelelim. Bir point aldık. Şöyle set one point diyelim. Şu point'i aldık. Vektörü çizmek için de burada bir point daha alalım. Hatta şu dördünü aynı anda alalım. Dört point'imizi de aldık. Ve buraya şu surface'imizi çekelim. Set one surface. Surface'imizi aldık. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle diyoruz. Bu point'leri diyorum. Şu point. Pardon. Şu point'i. Hangi vektör yönünde? Vektör two point ile. Bu point merkezi olacak şekilde, ya başlangıç noktası olacak şekilde ve bu pointlere gidecek şekilde vektörlerimizi oluşturuyoruz. Vektörleri nasıl görüntülersiniz? Display. Yani default olarak bunu kullanabilirsiniz. Burada yeşil de ayrıca renklendiriyor ve boyut da verebiliyor. Şey, renklendiriyor ayrıca. Boyut da verebilirsiniz tabii ki. Yani bu kırmızı olanı kullanacağım. Vektörlerimiz start point'i buraya ve vektörlerimizi bu şekilde verdik. Gördüğünüz üzere her bir vektörü başlangıç ve yönünü belirtecek şekilde bize gösteriyor. Şöyle yapalım. Bu vektörleri direction'a girelim. Böyle yaklaştırın direction olarak. Ve bu point'i. Bu point'i bu direction'larda, bu dört tane direction'da hangi geometriye ışınlayacak? Şu geometri. Gördüğünüz üzere yüzeyin üzerinde noktaları oluştu. Yani bu point'i aldı, şu vektör yönünde burayı oluşturdu. Bu şekilde herhangi bir objeye bir vektörü ışınlayabilirsiniz. Yani bir vektörü herhangi bir obje üzerindeki iz düşümünü istediğiniz yerine alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve işe yarayan bir konuda kullandığınız. Şimdi devam edelim. Pull point. Pull point de sevdiğim konulardan. Pull point bize şunu yapar. Pointleri veririz ve bir tane obje veririz. Bir de bu pointleri, bu objeyi dikini, dik iz düşümü. Yani
bir point'in bir objeye en yakın noktasını bulur. Şöyle deneyebiliriz. Şurayı bir kapatalım. Şimdi şöyle yapalım. Şurada 4 tane point'imiz vardı. Şurada 4 point'imiz vardı. Bu point'leri alalım. Şurada 4 point'imiz buradaydı. Bu point'leri point'e girelim. Ve diyelim ki bu yüzey olan izdüşümleri. Gördüğünüz üzere bu pointlerin bu yüzeyi izdüşümlerini aldı. Daha iyi görmeniz için curve'a gelelim. Line diyelim. Bu pointleri aldık ve izdüşüm pointlerine bağladık. Gördüğünüz üzere yüzey olan izdüşümleri. Ben bu point'i hareket ettim. Ve yeri değişti. Gördüğünüz üzere bunun yeri değişti. Ben bu point'i şuraya bir yere alsaydım. Yüzeye en yakın noktasını tutacaktı. Yüzeyin dışında olduğu için yüzeyin köşe noktasını tuttu. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca şurada da gösterelim. Şöyle parametre point alalım. Hatta şunları kapatalım. Buraya gelelim. Set multiple point ile şuradaki pointleri alalım. Bu pointleri aldıktan sonra guide olarak da şuraya gelelim. Curve. Set one curve. Bu şu curve'ümüzü aldık. Ve diyoruz ki bu pointlerin bu curve izdüşümlerini al. Şimdi şuradaki line yanlış yere bağlı şu anda. Üstteki yüzeye bağlı. Biz bunu şu pointlere bağlayalım. Gördüğünüz üzere bu pointlerin bu curve izdüşümlerini aldık. Yani diklerini aldık. Eğer bu curve şu an burada dikini almış. Bu point bu curve'ın dışında olsaydı ne olurdu? Şu şekilde en uçtan bağlanacak. Veya şurada olsaydı işten bir yerden bağlanacak. Hiç fark etmiyor. Şurada olsa mesela şurada dikini aldı. Yani bir curve dik bir line çizmek istiyorsanız bu şekilde pull curve'ı kullanabilirsiniz. En kısa mesafeden yani dikinden bu curve'a iner. Şimdi bunları da kapatalım. Ve gelelim şuraya. Vektöre gelelim. Pull point'i değil şey yaptık. Pull curve dediysem özür dilerim. Pull point'i de işledik. Short Hidden Curve. Bu bize neyi sağlar? Pointleri curve boyunca şey yapar. Sıralar. Şimdi şurada kullandığımız pointleri açalım. Şöyle görüyorsunuz. Hatta şey yapalım. Bunu yeniden seçelim. Kafanız karışmasın. Şöyle set multiple point ile şu pointlerini seçelim. Biz karışık seçtik. Şimdi bunu sıralatacağız. Karışık seçtiğimizi bir görelim. Display point list. Şuradan set number'dan 10 girelim. Size'ın. Gördüğünüz üzere karışık bir şekilde pointleri almış. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bunları nasıl sıralayacağız? Curve'ümüzü almıştık burada. Şunu buradan kontrolle basarak kapatalım. Çıkartalım ve bu curve'ümüzü sıralama short hidden curve'a bağlayalım. Şimdi bu pointlerimizi de buraya bağladıktan sonra bize bu curve yönünde bu pointleri sıraladık. Şöyle görelim. Sıralanmış halini bakalım. Sıfırdan başlamış, curve yönünde sıralamış. Eğer bu curve'ün yönünü değiştirmiş olsaydık buradan başlayacaktı. Onu nasıl yaparız? Rhino'da tıklayalım şuraya. Buraya Flip yazalım. Gördüğünüz üzere sıfırdan başladı bu yönde diz. Yani bu curve'ün yönünü ters çevirdiğimiz zaman curve yönünde, curve'ın startından curve'ın endine doğru o pointleri sıralamış oldu. Bunun haricinde ne var? Vektörlere gelelim. Son olarak short point. Short point'i de şuraya koyalım. Taptan bakalım. Şöyle bir örnek hazırlamıştım. Parametre point diyelim. Yaklaşalım şöyle. Set multiple point ile bu pointlerimizi seçelim. Şöyle karışık bir şekilde seçtik. Şuradaki display'imizi tekrar alalım. Point listimizi. Bakın arkadaşlar. Burada sıralamaya bakın. Tamamen karışık. 0, 1, 2, işte 3, 4, 5, 6, 7 diye karışık bir şekilde sıralamış. Short point ne yapar? Önce X'e bakar. Sonra Y koordinatına bakar. Hangisi daha düşükse ona göre sıralar. Şimdi sıralanmış halini gösterelim. Bakın arkadaşlar.
Şu point'e 0 vermiş. Neden bu point'e 0 verdi? Bu point'in x koordinatı en düşük. Sonra tekrar x koordinatlarını karşılaştırıyor. Çünkü yani bunu sıraladı, devam ediyor. Şu iki point karşılaştırıyor. Bu point'in x koordinatı daha düşük olduğu için bu point'i 1 veriyor. Buna 2 veriyor. Sonra devam ediyor. Yine x koordinatı ile 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sıralıyor. Peki biz mesela şunu geri çekelim. X'e biraz daha çekelim. Şimdi 1 ile 2'yi görüyorsunuz. Biz eğer ikinci point'i biraz 1'in önüne alsaydık x koordinat olarak buna 1 verecekti, buna 2 verecekti. Aynı şekilde mesela 3 koordinatını 4'ün biraz ilerisine alsaydık ve 5'in arasına alsaydık 3, 4, 5 şekilde sıralayacaktık. Bunu bu şekilde önce x'ine sonra y'sine bakarak sıralıyor. Yani çoğu zaman kullanırsınız. Hani yani elinizin altında böyle bir şey gibi olur. Nerede mesela? Belli bir hizada bir kördeğiniz vardır. Bunu direkt x koordinatlarına göre hemen sıralayabilirsiniz. Ama bu şekilde bir karışık bir kör şeyiniz varsa, x'i y'si tam belli değilse çok kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü önce x'e göre sıralıyor. Yani x burada daha yukarıdaki bir körü sıfır yapabilir. Yani şu en altta almayabilir. Ona dikkat edin ama onun haricinde tek bir yön sıralaması yapıyorsanız onu çok rahatlıkla sıralar. Veya işte y'de sıralama yaparken de şuna dikkat edin. Şimdi şu körlerin olmadığını düşünün. Şöyle sileyim bu tabloyu. Şurada bir hata verdi. Tekrar seçelim bunu. Şimdi 0, 1, 2. Normalde şunu bekleriz. X koordinatlarına göre değerlendirir ama y'ye göre şu daha düşük ama buna 1 verdi. Neden? Bunun x koordinatı daha yukarı. Bu yüzden dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.